Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qanam sizde kıtanlar ekranımızda olsun. Şarık Türkistan'ın Üçturban nahiyesinde qattiq yer devredi. Şarık Türkistan'ın Aksu vilayeti Üçturban nahiyesinde 7.1 bal yer devrigen bulup, dünyanın her qaysi joylardaki Şarık Türkistan halkını endişige salmaqta. Xitay yer devreşti malumat beriş torunun xabar qilishicha 23 yanvar yerim keçide, yani Ürümçi vaqti keç saat 12.09'da Üçturban nahiyesinde şimali kenglik 41.26 gradus, şarkı uzunluk 76.63 gradus, 7.1 bal yer devrigen. Tevreş merkezi çunkurluğunun 22 kilometre hikayeliği eniklanğan. Ondan başka 23 yanvar Ürümçi vaxtı keç saat 12.32 minut ötkende Akçı nahiyesi de şimali kenglik 41.7 gradus, şarkı uzunluk 78.43 gradus, 4.5 bal yer tevrigen. Tevreş merkezi çunkurluğunun 23 kilometre hikayeliği eniklanğan. Bildirilişçe Tevreş merkezi Üçturban nahiyesinin Yamansu Kırgız yesi tevasidi bulup, nüpus şalan İgiz Tağlıq rayonu hesaplandıgan bulup, yer tevre sebebinin kemdigende 6 adam yarlanğan. Az digende 120 bina veyran bolğan. Qattiq yer tevre sebeplik poiz relistirimiz yangı uçurgan bulup, atalmış Şinjan tümür yol tarmaqları poizlarının toxtılğalıqını bildirgen. Üçturbandaki qattiq tevreş etraptaki Aksu, Atoş, Qashqar, Gulca, Korla, Qarmay, Ürümçi qatarlıq nahiya ve şehirlerge təsir kılgan bulup, mezkur rayonlarda yinik tevreşini keltürüp çıkargan. Qattiq yer tevrigenden keyin yana arqa arqadan qaldıq yer tevrigen. İlan kılıngan istatistikiga asaslanganda yer tevrigen vaqit keç saat 12.09'dan tartıp, etigen saat 10.00 bolgan arlıqta Şarkı Türkistan'da cami 56 qetim, 3 bal ve onundan yukarı kaldık yer devreş hatırlengen. Bunun içi de 3 baldan 3.9 bal yer devreş 43 qetim, 4 baldan 4.9 bal yer devreş 9 qetim, 5 baldan 5.9 balgıcı yer devreş 4 qetim yüz bergen. En çok kaldık yer devreş 5.3 bal bulup, asasi devreş merkezi bilen bolgan arlıqı tahminen 17 kilometre kilidiken. Nöbette Şarkı Türkistan'da qattiq qış mezgili bulup, korkup ketken xalq keçini qattiq soğukta taladı ötküzgen. Xitay teşviqat organları burunqidakli ülüş yarılınış ahvali haqqida tefsili malumat bermegen bulup, fakat Xitay rejiminin ciddi qutquzu seferberliki qozğallıqı asasida xabar işligen. Tanrıdağ torunun xabirde yer devreş merkezinden 26 kilometre yiraqlıqtaki Akçı nahiyesi Qulansaray bazarıda 3 adamın yarlanğallıqı, Üçturban nahiyesindeki ülüş yarılınış ahvali haqqida hazırgıcı uçur kelmegenliki qeyd qilingan. Şundaqla mezkur yer devreş Şarkı Türkistan'ın koşunları bolgan Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan qatarlıq devletlerde mu küçülük his qilingan bolup, 6 baldan yukarı his qilingan yer devreşte xalq keçini sırtı ötküzgen bolsumu ülüş yarılınış hadisinin bolmağanlıqı bildirildi. Xitaydaki tağ gömürlüş hadisesinde ulğan Xitay öldü. Xitayning Yunnan ölkəsində yüz bergen tağ gömürlüş vaqasında neçe ulğan Xitay ölüp, yüzlügen Xitay rayondan qaçıp çıqqan. Xitay xəbər həftəliki torunun 22 yanvar xəbər qilishçə, Xitayning Yunnan ölkəsində yüz bergen tağ gömürlüp düşüş vaqasında 18 ailədən 45 adam yoqab ketgan. Onların hamısı xarabilik astıda kömülüp qalğan. Hadise 22 yanvar şucay vaxtı səhər saat 5.51 minut ötkende yüz bergen bolup, rayondan 500'den artıq adam tarqaqlaştırılgan. Hadisenin səbəbi hazırca eniq emas iken. Bundan ilgiri Xitay soğuk dolqınğa duş kelgen bolup, temperaturu şiddet bilen tövelligen. Xitayning şarkı janub rayonda şivirğallıq havarayı küçeygen. Hadisini öz gözü bilen körgen bir Xitay tağ gömürlüp düşüp, neçi 10 adamının kümülüp kalğallıqını, özünün töt tukkununun xarabilik astıda hikallikini, hadisi yüz bergende hemmi kişinin öyüde uxlavat kalıqını bildirgen. Tayvan hava boşluğunda Xitayning 6 hava şarı bayqaldı. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği Xitay Komünist rejiminin 6 hava şarının Tayvan hava boşluğunda bayqalğanlıqını ilan kıldı.
Amerika vazının haberde bildirilişçe, Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği 22 yanvar etigen saat 6-gıcı bolğan 24 saat içinde Xitay Komünist rejiminin cemi 6 hava şarının Tayvan boğazıdan uçup ötkenlikini bayqığanlıqını, birinin bivasta Tayvan'nın cenobidin ötkenlikini, ötken bir yarım ay içinde Xitay'nın hava şarının izgil Tayvan'nın hava boşluğundan uçup ötkenlikini, ama yekşembe günü bir gün içinde hava şarının kündülük körülüşü de rekord yaratılğanlıqını ilan kılgan. Bildirilişçe 22 yanvar Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği elan kılgan uçuruğa asaslanğanda yekşembe günü Xitay Komünist rejiminin 6 hava şarının hemmesi Tayvan boğazının merkezi sizikidin ötken bulup, bular içindeki 5 hava şarı Tayvan'ın şimalideki deniz kırgıkıdın uçup ötken. Hava şarının hemmesi 6 kilometreden artık igizlikte baykalgan. Hava şarının yeni biri Tayvan'ın cenubidin ötken bulup, 4.5 kilometre iyigizlikte uçup 6 saatten keyin gayip bolgan. Bildirilişçe Tayvan boğazının otur liniyesi ilgiri Tayvan bilen Xitay çoğunqırıqlıqı otursidiki gayri resmi tosuq iken. Ama Xitay'nın köreşi ayuruplani, uçkuçsiz ayuruplani ve növetteki hava şarları kararlık aldı merkezi sizliqidin daim uçup ötmektiken. Tayvan 22 yanvar yana 4 ayuruplan ve paraxotunun yakınqı 24 saat içinde Tayvan boğazı etrafıda hareket kılıvatkanlıqını ilan kılgan. Tayvan prezidentlik sayılımı ötküzülüşten bir neçik gün ilgiri Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği katlıq sözler bilen Xitay hava şarının uçuş yolunun nurgulluğun xalqaralıq deniz yolunun bihaterlikige iğir tehdit salganlıqını ayıplegan. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatının ahırıda Xitay Kompartiyasının hava şarının asaslıq məqsidi Külüren rayonu parakendicilik seyliş arqalıq xalqının cengivar ruhiga təsir körüstüş degen. Saudi Arabistan Palestin meselesi hal bolmaguca İsrailiya bilen münasibetimiz normallaşmaydı dedi. Saudi Arabistan Taşqı İşlar Ministeri eğer Palestin meselesi tuluq hal qılınmagan taqdirde Saudi Arabistan'ın İsrailiya bilen münasibetini normallaştırmaydıganlıqını bildirdi. Amerika Birleşme Agentliğinin 22 yanvar haber kılışça, Saudi Arabistan Taşqı İşlar Ministeri Şahzade Faysal bin Farhan, Saudi Arabistan'ın Palestin devleti kuruluşundan ibaret işencilik bir hal kılış yol bulmağın takdirde, İsrailiye bilen bulgan münasibetini normallaştırmaydıqanlıqı, Gazze'ni kayıt kuruşka hessi koşmaydıqanlıqını bildirgen. Xabarda tahlil qilinishicha, navbatda G'azzaning kelgusi to'g'risidagi talashtirish o'tirg'i chiqayotgan bo'lib, Saudi Arabistonning bu maydoni urushdan keyingi boshqarish yoki bu rayonni qayta qurish planiga zo'r to'salg'i paydo qildi ekan. Navbatda Amerika va ko'plagan Yevropa allari Falastin davlati qurishning hal qilish chorasi ekanligini ta'kidlayotgan bo'lsa-mu, Isroiliya buningga qarshi turmoqda. Xabarda qayd qilinishicha Faysal bin Farhanning bu so'zlari diqqat tortadigan bo'lib, Amerika Palestin-İsrailiya urushidan burun Saudi Arabistan bilan İsrailiyaning munosabatini normallashtiradigan abidi xarakterli kelishim tuzishga harakat qilgan edi. Palestin-İsrailiya urushining davom qilishi sababli Palestin davlatini qurish masalasida hech qanday ilgirlash bo'lmagan bo'lib, bu qitim İsrailiya G'azzaga hujum qilib 25 mingdan ortiq falastinlikni o'ldirdi. Ve Gazze'de kan kölemlik, buzgunçılık ve vayrançılıkını payda kıldı. El Cezire Toru'nun haber kılışça 108 gündün biyan İsrailiya armisi Gazze rayonunda halkını ayırmay kalaymakan hücum kılışı sebeplik hazırgıçı 25.925 Palestinlikini öldürgen bulup 63.000'den köp adam yarlangan. Onlarının köpüncisi balılar ve ayallar bolgan. Amerika umumiyüzlük uruş toxtışını kollamağanlıqını itiraf kıldı. Amerika hükümeti Gazze'de umumiyüzlük uruş toxtış emas, belki esirlerinin koyup birileşi ve rayonga insanperverlik yardımlarının yetküzülüşü üçün insanperverlikten çıkış kılgan vaqtlıq uruş toxtışını kollamağanlıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Aksaray Devlet Xavupsizlik Kengişi Strategilik Uçur Alaqı Koordinatörü John Kirby kündelik akbarat ilan kılış yığınıda Gazze'nin növetteki vaziyeti ve İsrailiya'nın hücumları üstüde toxtaldı. O muhbirlerinin İsrailiya'nın Gazze'de barğansırı küçüyüvatkan hücumlarına münasifetlik sualıgı cevap bergende bu mesele İsrailiya hükümetinin hərbi planı deb ötküzü ötüşke tereşti ve Amerika hükümetinin İsrailiya'nın Hamas'ını yoktuşunu kollığallıqını ama Palestin puhralarının qoğduluşu kerektikini təkidledi. O, əsirlərini qutquzuş üçün insanpərvərlikini çıxış qılğan vaqtlıq uruş toxtışını qollaymız. Bununğa münasibətlik siyasətimiz özgərmidi.
İsrailiya Hamasqa qarşı uruş qılıwatıdı. İsrailiyanın özünü qoğdaş hüququ bar dedi. Hamas İsrailiyanın təklifini rədd qıldı. Hamas Gazze'de vaqtlıq uruş toxtatışını emas, belki uzun müddetlik ve umumiyüzlük uruş toxtatışını xalaydığanlığını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu xabarda qeyd qılınışça Hamas'ın axbarat işleri məsuli Valid Kilani asaslıq şart vaqtlıq uruş toxtatış emas, belki uruşunu bütünlüy toxtatış, əsir almaştırış, onun deyinkin kuruluş ve yardımlarını yetküzüş qatarlıq meseleler üstüde müzakere ötküzüş bilen başlandı degen. O, İsrailiyanın bu haqda təklif sunğanlığı toğrusidagi xəbərlərini axbarat vasitələrindən oxuğanlığını, amma Hamasqa yetkizilgən rəsmi təklifinin yoxluğunu bildirgən. O, İsrailiyanın sunğanlığı etilayotgan təklifinin Hamas üçün etqanda qəbul qilish tərəfinin yoxluğunu əskərtib, çəklik təkliflərini rədd qılıdı degan. Amerika Axios torbeti İsrailiya əməldarlarını naql qilib, İsrailiyanın Hamasqa yeni uruş toxtatış təklifi sunğanlığını xəbər qılğan. Xabarda İsrailiya hükümetinin Hamas'ın qo'lidagi asirlarning hammasini qo'yib berish bedeliga G'azzaga qaratgan hujumlarini 2 ay to'xtatishni taklif qilganligi bildirilgan. İsrailiya doirlarining bayonotlariga asoslanganda G'azzada 136 İsrailiyalik asir bor ekan. Yana bir tarafdan Qassam brigadasi jangchilari oxirgi 24 soat ichida ishg'olchi İsrailiya qismlarining 21 askarini o'ldirgan bo'lib, hozirgacha İsrailiyaning bir kun ichida yo'qotgan eng ko'p askar ekan. İsrailiya askarlarining G'azzadagi yo'lsizligi va axloqsizligi kun sira haddidan oshayotgan bo'lib, bu ko'rinishdagi ikki askar falastinliklarning uylarini portlatgan joyining oldida faxrlangan holda tamakisiga o't tutashtirgan ko'rinishlarni ijtimoiy uchur vositalarida ham bahrlagan bo'lib, qattiq inkos qo'zg'agan edi. Bu qatim bu ikki askar mu Hamas tomonidan o'ldirilgan. G'azzadagi hukumatning axborot ishxonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Isroilning G'azzaga 108 kundan buyon qilayotgan vahshiyona hujumida o'ldirilgan 25925 kishidan 11000 nafarining kichik bolalar va 7500 nafarining ayollar ekanligi bildirildi. Bayonotda G'azzada hozirga qadar 70% ayollar va kichik bolalar bo'lib, jami 7000 kishi bino xarobiyliklari ostida ko'milib yotmoqda yoki yo'qolib ketdi. 63000 kishi yaralandi deyildi. Hurmatli ko'rganlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.